Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5. sınıf sayfa 54'te bulunan, 5. sınıf sayfa 54'te bulunan, şimdi uygulayalım sorularını çözeceğiz. Konumuz kalanı yorumlama. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi bu kalanı yorumlama soruları şununla alakalı oluyor genelde bölme işlemini gerçekleştirdikten sonra kalanı da bölüme dahil etmemiz gerekiyor. Yani nasıl? Mesela şöyle düşünün basit bir örnek, diyelim ki okulda belli bir öğrenci var ve bir geziye gidecekler, bir minibüslerle okul bütün okulu geziye götürecekler mesela. Sonra ne oluyor? Mesela bütün minibüsler 20 kişilik. Minibüsleri sürekli 20, 20, 20, 20, 20 dolduruyorsunuz ve sizin 5 öğrenciniz daha var gitmesi gereken. E ne olacak o 5 öğrenci okulda mı kalacak? Hayır. O zaman işte bir minibüs daha tutuyorsunuz o 5 öğrenci için. İşte buradaki o kalan 5 kişi için bir bölüm daha ekliyorsunuz. İşte burada bu tarz sorular çözeceğiz. Şimdi birinci soruya bakıyorum. Demiş ki 60 kişilik bir turist grubuna her bir 25 kişi binebilen balonlarla Kapatokya'ya gezik yapılacaktır. Biraz önce anlattığım minibüs sorusu gibi aynı. Bu iş için kaç tane balon gerekecektir? Ne yapacaksın? 60'ı 60'ı güzelce 25'e böleceğiz. 2 kere. 2 kere 25 50 çıkardım 10. Şimdi ben burada 2 tane balon gerekecektir dersem 10 kişi kalan 10 kişi ne yapacak? Aşağıdan izleyecek mi bunları? Hayır. Burada 3 balon gereklidir. Çünkü kalan o 10 kişi 10 kişilik bir balon. Yani 10 kişilik bir balon değil de başka bir balon. Üçüncü bir balona binecek. Son balonda kaç kişi olur? E son balonda zaten biraz önce dediğim gibi 10 kişi. 3 balon son balonda da 10 kişi olacak. İkinci sorumuza bakalım. Demiş ki 17 kişilik bir grup her birine 6 kişinin oturabileceği masalarda yemek yiyecektir diyor. Bu grubun yemek yiyebilmesi için kaç tane masa gereklidir? Şimdi her birine 6 kişi oturacak. Ne yapacağız? Yine 17'yi... 6'ya bölüyoruz. Burada kaç defa var? 2 kere defa. 2 kere 6, 12. Çıkardım 5. Demek ki 2 masam benim 6 kişi oturacak. Bir masama da 5 kişi oturacak. Yani toplamda benim 3 masaya ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir ortaokuldaki öğrencilerden 80 kişilik bir grup ha biri 10 bak aynen ben bu soruyu okumamıştım bak verdiğim minibüs örneği yine sorulmuş çünkü bu klasik bir örnektir. Ee, ne demiş 80 kişi var her biri 14 kişi olan minibüslerle geziye gidecektir kaç tane minibüs kullanır ne demiştim biraz önce ben kendim anlatırken böylece 80'i 14'e böldük kaç defa var 80'de 14 ee, bu 15 olsa yorum yapacağız 4 kere 60 5 kere 5 kere var o zaman 5 kere 14 buradan 0 20 70 kişi oluyor Kalan da 10 kişi. Demek ki 6 minibüs lazım. Son minibüsü 10 kişi dolduracak. 10 tane elişi kağıdı 8 öğrenciye eşit olarak paylaşılacaktır. Her öğrenciye düşen elişi kağıdı sayısını bulunuz demiş. Şimdi bak burada 8 öğrenciye eşit olarak paylaştırılacaktır dediği zaman iş biraz değişiyor. E ne olacak o zaman? 10 tane kağıt varsa her öğrenciye bir tane kalır. 2 tane de o zaman değiştir şey yapmayacağız yani. E o zaman çünkü eşitlik bozulmuş olur. Bu durumda e ne olacak? 8 8'de 10'da 8 bir defa var. Kalan 2'yi de dağıtmayalım. Çünkü her öğrenciye eşit dağıtılacak, paylaştırılacak demiş. Son sorumuzda ne demiş bakıyorum. Yandaki pakette 20 tane balon vardır. Bu balonlarla 3 sınıf süslenecektir. Balonlar bu sınıflara eşit olarak paylaştırıldığında her sınıfa kaçer tane balon şort artan balonları niçin paylaştırmadığınızı açıklayınız. Bir öncekinde olduğu gibi çünkü her sınıfa eşit olarak eşit Hak geçmeyecek şekilde eşit olarak paylaşılacak. Bir sonraki, bir önceki soruda da herkese eşit olarak e, ne verdi? E, el işi kağıdı dağıtılıyordu. Burada da yine aynı şekilde 20 pakette 20 tane balon var. 3 üç sınıf, 3'e bölüyoruz. 6 defa, 6 kere 3, 18. Kalan 2. O zaman her sınıfa 6 balon verilecek. Her sınıfa 6 balon verilecek. Kalan 2 paket kimseye verilmeyecek. Çünkü her sınıfa hak geçmemesi adına iki şeye, eşit şartlarda verilmiş. O yüzden bu da böyle. Yani burada da kalanı eklemiyoruz. Ama diğer sorularda mesela kalanı ekledik. Evet kısa bir şeymiş. 5 tane sorumuz vardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirler. Bir başka videoda bir başka soru çözüm videosunda buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.